AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. Canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Muhtemelen Şubat başı olacak ama kesinleşmiş bir tarih olduğunda ben sizlerle paylaşacağım bunu. Tabii öncesinde birkaç şey söylemek isterim. İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda vatandaşlarımızı, ülkemizi korumak için mücadele eden, şehit olan şehit polis Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Fethi Sekin bir sembol. Onun gibi pek çok şehidimiz, gazimiz aynı inanç ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürüyor. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu 5. yıl dönümü vesilesiyle aynı şekilde mücadeleyi sürdüren bütün kahramanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugünlerde biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde ülkemizin illerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor. Ayın 3'ünde Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüydü. Bugün Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü. 7'sinde de Osmaniye aynı şekilde kutlanacak. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bütün şehitlerimize, rahmete kavuşmuş bütün gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletvekilleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı istişarelerin temelini 2023'e doğru giderken seçimlerin bu kadar zaman öncesinden itibaren AK Parti her zaman olduğu gibi gündeminde sürekli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun buluşma, hem ülke siyasetiyle ilgili, hem uluslararası siyasetle ilgili, hem de illerdeki durumlarla ilgili olarak bu fotoğrafları çekmeye çok büyük bir önem veriyor. Teşkilatlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yoğun bir şekilde buluşuyor. Onun dışında da bir araya gelmeler oluyor. Biliyorsunuz zaten dün il başkanları toplantısını gerçekleştirdik. Orada il başkanlarımız son gelişmelerle ilgili illerindeki izlenimlerini aktaran açıklamalar yaptılar. Bugün de milletvekillerimiz hem ülkedeki genel siyasetle ilgili, hem uluslararası siyaset, bölge siyasetiyle ilgili, hem de illeriyle ilgili olarak değerlendirmelerini paylaştılar. Tabii soruları vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız onların hepsini not aldı ve cevapladı. Takip edilecek projeler, takip edilecek siyasetler var. Onlar da arkadaşlarımız tarafından not alındı. İlgili arkadaşlarımıza iletilmek üzere. Tabii 2023'e doğru giderken bütün stratejilerin ortak akılla belirlenmesi bakımından yeni yılda bu toplantıların yapılması, hem önümüzdeki dönemki çalışmaların belirlenmesi, kodlanması açısından, hem de bundan sonra sahada nasıl bir stratejiyle yürüneceği konusunda bir yol haritasının, bir eylem planının ortaya çıkmasını sağlayacak. Bunlar yoğun bir şekilde devam edecek. Tabii son zamanlarda karşımızda dünyadaki gelişmelerden, bölgedeki gelişmelerden kaynaklanan pek çok meydan okuma var. Bunlarla ilgili nasıl stratejiler izleneceğini siyasi açıdan, ekonomik açıdan, diğer açılardan Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımızla kapsamlı bir şekilde paylaştı. Bizim son zamanlarda tabii bütün milletvekillerimizle birlikte kararlı bir şekilde ortaya koyacağımız bir tutum da şudur. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti'ye karşı, vatandaşlarımızın çeşitli kesimlerine karşı giderek dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. Tabii buna karşı en kararlı mücadeleyi verecektir AK Parti. Bu zehirli dili kullananların bu zehirli dili kullanırken geçmişte bunu vesayet adına yapıyorlardı. Siyaseti vesayet yoluyla tehdit ediyorlardı. Şimdi bol miktarda demokrasi diyorlar, hukuk diyorlar, özgürlükler diyorlar.
ama son derece zehirli bir dili kullanmaya devam ediyorlar. Bu şuna benziyor. Avrupa'daki pek çok aşırı sağcı, Türk ve İslam düşmanı, demokrasi düşmanı partinin adında özgürlük kelimesi geçer, ilerleme kelimesi geçer. Bu buna benziyor. Geçenlerde bir yaptığım bir basın toplantısında eskiden vesayet yoluyla demokrasimizi çalmaya çalışanların şimdi daha hilekar yollarla, daha sahtekarca ve daha incelikli bir şekilde sinsice demokrasi diyerek demokrasimizi çalmaya çalıştıklarından bahsettim. Buna bir CHP Grup Başkan Vekili cevap vermişti o zaman. Yani böyle bir şey olur mu? Demokrasi diyerek demokrasi nasıl çalınacakmış diye. İşte demokrasi diyerek demokrasinin nasıl, demokratik kazanımların nasıl çalınacağına bir örnek şudur. Mesela sürekli olarak demokrasiden bahsediyorsunuz, demokratik düzenden bahsediyorsunuz. Meşru seçilmiş AK Parti'ye karşı bu zehirli dili kullanırken terör örgütüne karşı gayet mutedil bir dil kullanıyorsunuz. Terör örgütüne destek verilmesine karşı veya bir terör siyaseti yapılmasına karşı ya görmezden gelen ya bunu mazur gören bir dil kullanıyorsunuz. İşte bu demokrasinin demokrasi diyerek çalınmasıdır. Demokratik hak ve hürriyetlerin bir çalınma metodudur. Bir diğerini geçmiş günlerde gördük. 28 Şubat döneminden daha vahşi bir şekilde bol bol demokrasi denilerek çocukların Kur'an kursu eğitimi alması ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl hedef alındığını, arkasından da bunun bir orta çağ karanlığı olarak nasıl nitelendirildiğini gördük. İşte bu da demokrasi diyerek demokrasi kazanımları çalmanın sinsi metotlarından bir tanesidir. Yani orta çağ zihniyeti asıl bunlardan rahatsız olmakla eşdeğer bir yaklaşımdır. Hem pedagojik açıdan, hem anayasal düzen açısından, hem de Türkiye'nin milli güvenliği açısından, Türkiye'nin sahih bir din eğitimi vermesi, bunun çocukluktan itibaren başlaması son derece kıymetli ve stratejiktir. Bunlar artık geçilmiştir, bunlarla artık kimse uğraşmaz diye düşünürken, maalesef o sahte demokratik söylemin üzerindeki müsilajı kaldırdığınızda hemen altından sinsi bir biçimde eski otokratik, otoriter anlayışın çıktığını görüyorsunuz. Meşru bir siyasi partiye, meşru cumhurbaşkanına karşı kullanılan dilin yarısı bile terör siyasetine karşı kullanılmıyor. Terör siyasetiyle eşdeğer bir biçimde devam ediliyor. Meşru cumhurbaşkanına, meşru siyasete karşıysa son derece zehirli bir dil kullanılıyor. Milletvekillerimizle beraber, bütün AK Parti teşkilatları, bütün vatandaşlarımızla birlikte demokrasimizi çalmaya dönük bu sinsi faaliyete karşı çok daha kararlı, çok daha tavizsiz bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu hep beraber sahada, mecliste, siyasetin kuralları, hukukun kuralları içerisinde nasıl gerçekleştirdiğimizi herkes net bir şekilde görecek. PKK'nın, Suriye kolunun, PYD'nin, YPG'nin saldırıları karşısında sessiz kalanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını korumak için, terörle mücadelesini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu tezkereye hayır diyenler, bunlara karşı kullanmaları gereken dili Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı'na karşı kullanmaktan çekinmiyorlar. Bu tabii bir siyasi savrulmadır. Siyasetin meşruiyet alanının dışında bir yere konumlanıp meşruiyet alanına saldırmadır. Dediğim gibi aynı Avrupa'daki aşırı sağcı faşist partilerin adının özgürlük ve ilerleme gibi kavramlarla oluşması gibi, şimdi bol miktarda özgürlükten bahsediliyor, bol miktarda demokrasiden bahsediliyor ama Türkiye'nin demokratik kazanımlarına dönük en vahşi saldırılar gerçekleşiyor. En son bütün bu kazanımların bir orta çağ zihniyeti gibi kodlanmasıyla bu vahşi saldırıyı aynı 28 Şubat dönemini hatırlatır bir şekilde gördük. O yüzden demokrasimizi ve demokratik haklarımızı koruma konusunda müteyakkız olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde demokratik kazanımlarımızın korunması konusunda kırmızı çizgimizi en net bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti'ye karşı, vatandaşlarımızın demokratik kazanımlarına karşı kullanılan bu zehirli dile karşı en tavizsiz mücadeleyi önümüzdeki dönemde ortaya koyduğumuzu göreceksiniz.
Arkadaşlar, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. En son Almanya'da bir Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı şiddetli bir biçimde kınıyoruz. Maalesef bu İslam düşmanlığıyla ilgili saldırılar yoğun bir şekilde fazlalaşmaya başladı. Bununla ilgili olarak herhangi bir şekilde geri adım atılması, bunların mazur görülmesi söz konusu değildir. Sesimizi yükseltmeye ve bununla mücadele etmeye devam edeceğiz ve yetkili makamların da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Benim şimdilik size söyleyeceklerim bunlar, bu toplantıyla ilgili olarak, bu toplantı vesilesiyle. Sizin sorunuz varsa cevaplayayım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli arasındaki görüşmeler zaten Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi içerisinde, kendi rutinliği içerisinde devam ediyor. Son zamanlarda özellikle CHP Genel Başkanı tarafından Cumhur İttifakı'na dönük olarak kullanılan zehirli dil, hiçbir şekilde başaramayacakları ama sürekli teşebbüs ettikleri Cumhur İttifakı'nın içerisine bir fitne sokma siyasetinin yoğunlaştığını da görüyoruz. Tabii bunlar herhangi bir şekilde Cumhur İttifakı açısından bir zaaf oluşturmuyor. Aynı kararlılık, aynı mücadele devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bahçeli ile bu çeşitli zaman aralıklarıyla bir araya gelmesi, tabii ki Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare anlamı hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi, pekiştirilmesi anlamını taşıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi biraz sonra bu gerçekleşecek. Yani kendi ritmi doğası içerisinde gerçekleşen bir görüşme olacak. Buyurun lütfen. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinledim. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de Sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Tabii bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na dönük dediğim gibi fitne oluşturma siyasetinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Fakat şöyle bir durum var. Sayın Kılıçdaroğlu son zamanlarda yeni bir merak edindi. AK Parti tabanına seslenip AK Parti'nin nasıl bir parti olması gerektiğini dilendiriyor. Daha sonra ülkücülüğün ve milliyetçiliğin nasıl bir şey olması gerektiğini dillendiriyor. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem bildiği konular değil, hem anladığı konular değil, hem de kendi sahasına giren konular değil. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncelikle CHP'nin nasıl bir parti olması gerektiği ile ilgili olarak yoğunlaşması gerekiyor. Bunun üzerinde bir kafa yorması gerekiyor. Ayrıca Millet İttifakı içerisinde ki kendi çelişkileriyle uğraşması gerekiyor. Onu da geçtik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi söylemleri arasındaki çelişkiyle uğraşması gerekiyor. Bir yandan Kandil'i yıkmaktan bahsediyor. Öbür taraftan da tutup Kandil'e karşı yürütülen bu mücadelede, teröre karşı yürütülen bu mücadelede tezkereye hayır demeyi savunuyor. Dolayısıyla ne Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ne Sayın Bahçeli'ye karşı söylediklerinin hiçbir şekilde ciddiye alınır bir tarafı yok. Ama bu söylem, bahsettiğim bu zehirli siyaset giderek komediden bir faciaya dönüşmüş durumda. Biz de bu durumu ibretle izliyoruz. Ama tabii ki Cumhur İttifakı bütün bu zehirli siyasete karşı en güçlü mücadeleyi sürdürmeye devam edecek. Efendim, bir soru da benim olacak. A Haber'de Necati Altun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti olacak mı? Körfez ülkeleriyle de bir yakınlaşma söz konusu. Hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bölge siyasetiyle yakın ilgilendiğini biliyorsunuz. Demokratik olarak seçilmiş liderler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız hem dünya siyasetiyle hem de bölge siyasetiyle ilgili olarak en deneyimli liderlerin başında geliyor. Bölgenin nasıl bir istikrara kavuşması gerektiği konusunda da çok uzun yıllardır sürdürdüğü bir strateji var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu çerçevede tabii ki bir körfez siyaseti söz konusudur. Son zamanlardaki yakınlaşma memnuniyetle karşılanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili tabii bir ziyaret gerçekleşecek Şubat ayı içerisinde. Diğer körfez ülkeleriyle ilgili olarak da çeşitli çalışmalar sürüyor. Takvim oluştuğu zaman onları biz sizle paylaşırız. Ama esas olan şudur. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi deneyimi ve Türkiye'nin bakış açısıyla bu bölgelerde de istikrarın oluşması, hem Türkiye ile olan ikili ilişkiler, hem de bölge ülkelerinin, körfez ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkiler bakımından daha kurumsallaşmış,
daha kazan kazan ilkesine dayanan, daha geleceğe odaklanan, sorunların azaldığı, ortaklıkların çoğaldığı, işbirliklerinin çoğaldığı bir siyaseti bu yeni yılda da güçlü bir şekilde sürdürecek. Tamam arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Hadi görüşürüz.